Daha önceki mesleğim e, sağlık sektöründeydi. E, çocukluktan bu tarafa da e, ahşaba yönelik bayağı bir tutkum vardı. E, hep fırsat aradım, sağlıktan bu sektöre geçebilmek adına e, fırsatı yakaladık. Altı yıldır da aktif bir şekilde e, ahşapla uğraşıyoruz. Aslında bu altı yılın 3 yılı, işte 15 Temmuzlu bu rahatsızlıklar, hastalıklar, e, salgın hastalıklar. Bayağı bir e, katma değer oldu yani yaptığımız işlere. Bayağı bir zorlandık, herkes gibi. E, biz de tabii yeni geçiş döneminde olduğumuz için biz biraz daha belki fazla zorlandık. E, yani çok çalışmak lazım, çok güzel ürünler çıkartmak lazım. E, yani ülkemizi de bir yerlere getirmek lazım e, diye düşünüyorum. Yani bu da çalışmayla oluyor, yeni yeni tasarımlar. Benim tavsiyem şudur ki yani gençlere olsun biz yaştaki e, arkadaşlarımıza olsun özellikle bu ahşap sektöründe uğraşan mesleki işlerde gruplarda uğraşan arkadaşlara seslenmek isterim. Hep böyle e, yani yenilikçi ülkemizi yani dışarıya daha iyi tanıtabilmek ihracatın yolunu daha iyi açabilmek yani demesinler ya yabancı şunu şöyle daha kaliteli yapıyordu hep bunu halk ağzında duyarız. İşte yabancı şunu çok iyi yapıyor. Yabancı bunu daha iyi yapıyor. Onlar dürüst. Onlar ya biz bunları duymak istemiyoruz. Zaten bizim bu işe başlamamız çok e, tuhaftı. Yani şöyle diyelim. Daha önceki birkaç röportajımızda da bunu e, söylemiştik. Yani biz bunu bu işe ilk başlangıcımız yani fırından bildiğimiz fırından emanet aldığımız odunlarla başladık. Yani e, ticarette zaten korkmayan bir yapım var. Kendime ait Eee olur mu olmaz mı korkusu olmadı. Ancak yaptığımız için bir eee muadil, muadili daha yok. Yani yapan birisi yok. İlk olduğumuz için tabi tepkileri merak ettik. Yani biz o fırından aldığımız odunu eee işlemeye başladık. Lamba der diye. Ondan sonra bu başladık. Sonrasında ilk satışımız Ankara'ya oldu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Yani eksilerde başladık. Çünkü ee, hazırlıklı girmedik bu işe. Ne aracımız var bunu götürecek e, ne bileyim yüklü bir sermayemiz yok. Ne bileyim bunu karşılayacak bir sermayemiz bile yok. Emanet her işimiz emanet. Aldık falan. Sonra ilk işimiz ticaretimiz Ankara'ya oldu. Ankara'da müthiş bir abet gördük. Yani çekiniyordum işin açıkçası ama Ankara'da bunu e, gördüm yani. Oradaki esnaflarda ya bu farklı bir şey. Bu gidecek, gider dediler mobilyacı bazı firmalar. Yani 30 tane gibi bir ürün yaptık. Gittiğimiz dakika indirdik. Ama öyle bir sevinerek geliyoruz ki yani bu bize bir şevk oldu. Bu bize yani iteledi yani bu yapacaksın şevk oldu. Aslında hobiyle başlamıştık. Sonra e, gerçekten mükemmel bir ticari alana döneş, dönüştürdük. Şu da var. Biz yerimizde saymadık. Yani lambaderle kalmadık. Ahşabı her türlü şekilde işliyoruz. El sanatları gördüğünüz üzere çekimlerde de siz de gezdiniz dolaştınız. Yani burada tamamıyla el sanatı var. Bunları daha da üst noktalara nasıl getirebiliriz? Acaba teknolojiyle bunu birleştirsek nasıl olur? Şu anda yeni yeni kumandalı sistemlere geçtik. Radyo frekanslı sistemlere geçtik. Ahşapta uyguluyoruz. USB sistemlerine geçtik. Umarım bu da yani daha iyi bir gelecek sağlar. Dolaylı olmak üzere 7 ülkeye ihracatımız var. 81 ile sevkiyatımız var. Bayilikler veriyoruz. Şu anda 13'e yakın kesinleşmiş bayiliklerimiz var. Yani yapabildiğimiz kadar ülkemize nasıl faydalı oluruz? Kendimize nasıl faydalı oluruz? Önce insanın kendine faydalı olması gerekir. ben kendime faydalı olduğumu düşünerekten yola çıktım. İnşallah topluma, kendime burada gençlere yönelik el kursları da düşünüyorum. Bu okullarda sanat okullarında buraya yönlendirmeyi düşünüyorum. geleceğimize inşallah bir ışık tutabilirsek hem ticari amaçlı hem de böyle eğitim amaçlı ya mutmain oluruz yani bir Türk halkı olarak. Valla bu eğitimlere şu anda pandemi süreci biliyorsunuz çok sıkıntılı geçti. Okullar bir rayına otursun. bir her şey bir rayına otursun. Eee 2 aylık bir süreç kendimize belirledik. Umarım yetiştireceğiz bu hikaye. Yukarıda bir atölye yapacağız. Gençleri sıralı bir şekilde. Yani bu mekanik el aletleri falan, bunları tek tek e, öğreterek hangisi daha eli yatkın. İçinden zaten biz ticaretle uğraştığımız için e, siz de e, takdir edersiniz ki kişinin yani çalışmasını e, biz anlayabiliyoruz yani elinin yatkınlığını, hangi aleti hangi ürüne kullanabileceğini biliyoruz. Onu yakalarsak zaten o orada işlemeye başlıyoruz. Gençlere inşallah bir yol açmayı düşünüyoruz bundan sonra. Ya bize aslında şöyle e, ilginç bir istek çok denk gelmedik. Niye gelmedik? Çünkü biz ilginç bir şeyler yapıyoruz. Herkes bizdekini görüyor. Bize sipariş verme şansı yok müşterinin. E, neden yok? Görünmedik bir şey. Ancak şöyle oluyor. Kendi kafasında farklı tasarımlara sahip bazı e, yani nasıl diyeyim mühendisi... Düşüncelere sahip bazı insanlar geliyor abi şunu da böyle yapalım mı? Beyefendi şunu da böyle yapalım mı dediklerinde biz üzerine artı koymaya çalışıyoruz. Daha böyle e, aydınlatıcı şeylerle e, müşteriye gidebiliyoruz. Ama biz almadık ama biz çok şey verdik. Mesela şu anda Kayserimizin bağlı olduğu Ürgüp Göreme burada çok güzel otellerde e, şu anda iç mimari işlerine de başladık. Yani inşallah UNESCO'ya girecek şekilde e, tasarımlar yapıyoruz. İki aylık bir süreçtir çalışıyoruz. Altı aylık bir çalışmamız var. E, bu antika müze sergileri falan yapıyoruz orada. İnşallah dünyaya adımızı e, kendi sektörümüzde olsun en azından duyurmaya çalışacağız. İlginç zaten gördüğünüz gibi ürünler e, tamamıyla ilginç. Yani dünyada bir başka yerde e, görülecek bir ürünler değil. Tesadüfen belki lambaderlerimiz biraz... Türkiye çapında mobilyacılarda bazı firmalar tarafından da yapılmaya başlamış olabilir. Ama diğer ürünlerimiz tamamıyla kendi tasarımız. Burada hiçbir şekilde başka bir yerden alıntı yapmıyoruz. Ben bunu da konu konuya değinmişken söylemek istiyorum. Mesleki arkadaşlarıma rica ediyorum. Kendi fikirleriyle yola çıkmalarını istiyorum. Birilerinden görüp kopyalama değil de ya bu şeyi bırakalım. Ticari inanın para kazanılıyor. Yani birilerinden ürün çalmakla veya kopyalamakla bu iş yürümez, yürütemiyorlar da. Anlık kazanıyor, Kana, kazanıyoruz diye görüyorlar ama kazanılmıyor. Ülkemizi de bir yere götüremiyor, yeni tasarımlar da oluşmuyor. Ben onlardan ricam, uğraştıkları sunta mı, medefe mi, ya da nedir, demir mi? Kendilerini geliştirsinler. Yani bir başkası yapsın, ben de ondan göreyim de yapayım. Olay aslında bana ters yani bilmiyorum ülkemiz adına da düşünerekten söylüyorum ben ya yani biz bu kadar ilgi beklemiyorduk işin açıkçası biz İstanbul'da da bu sektörü yapmıştık orada bayağı bir ilgi görmüştük Aslında oranın tabii nüfus oranına göre Çünkü yaptığımız iş çok farklı gördüğünüz gibi ilgi çekici bir de kendimiz yapıyoruz fazla böyle yani kendi tasarımlarımız olduğu için müşteriyi memnun etmekten ziyade Ben bir defa Ruhen bunu yapabiliyor muyum düşüncesine e, önce kendime yedirmem lazım. E, yani o düşünceye sahip olmam lazım. Sonrasında müşteri zaten memnun oluyor. Dediğim gibi para kazanılıyor. İnanın kazanılıyor. Yeter ki kendi fikirlerinizi ortaya atabilin. Kendi projelerinizi çizebilin. İstanbul'da biz bunun rağbetini gördük ama buranın nüfusuna orantılarsak burada da müthiş bir rağbet gördük. Çünkü giren şaşırıyor. Görüyorsunuz yani çok farklı bir konsept. Farklı bir tarz Anlayışıyla, ya burada birçok mimarlara da e, hem birbirimizle fikir alışverişi yapıyoruz. E, yani bu konuda da yardımcı olabildiğimizi düşünüyoruz. <laughs>